kuşanıp mekan bastıysam keyfimden güle oynaya yapmadım. Hadi artık git yat. Annemle alakalı bir şey söylemeyecek misiniz? Bilmiyorum yine. Hep gitmek istemiyor muydun? İşte sana fırsat. Hepsi bu mu yani? Bilmiyorum yine. Çok zor bir geceydi. Ne olur git yat artık. Ben aslında buraya alışmaya başlamıştım. Size de öyle. Sadece bilmenizi istedim. İyi geceler. Haydi iyi geceler demesi var ki kadının. Sansın zafer kazandı. Ay suratsız şey. Ne yapsın kadın? Yangından mal kaçır gibi kız istemeye gittik. Görülmüş iş mi? Ne şekilde gitmiş olursak olalım. İki çift çarşısı o kadının. Ay bir de artık kısmet değilmiş. Başka kısmeti çıkmazsa o zamana kadar Metin oğlumuz da bir iş bulursa demez mi? Şeytan dedi çöküver gırtlağına. Haksız değil anne. İşim yok gücüm yok. Bir eve sürükledim sizi de oraya. Hata benim. Sus! Sen de değerini küçültme. Neyin varmış senin, aslan gibisin. Ha, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Ha, asıl o gönülün alacağı olsun. Belli, o da seviyor seni. Ama anasının korkusundan bir şey diyemedi. Ayaküstü sattı bizi. Ay, adam desen almış genç kadın, olmuş bir kukla. Şükran yeter artık, tamam. Gönlüm beni sevdi falan yok anne. Seven kadın öyle konuşmaz. Bal gibi de seviyor işte. Hep üstü kapalı ne dedi duymadın mı? Ne senle ne de senden bir başkasıyla. Ha? Ne demekti bu? Duydum. Ee? Ben onu öyle anlamadım yani. Neyse. İzninizle ben biraz hava alacağım. Hah. Anca havanı alırsın zaten. Salih! Beni de kendinize uydurdunuz ya. Bir şey demiyorum size. Kızıyorum ama Efe kadar aklınız yok be. Ver şu anahtarı. Bizim konuşacaklarımız var Murat amca. Arkadaş arasında. Özel. Tamam, iyi geceler. Peki. Aa, kuzu ne haber? Hayrola? Ya pek iyi değil be Efe. Ben Deniz'i aradım her yerde ama telefon da cevap vermedi. Burada mı? Buradayız tabii ya, aşağıda. Da hayırdır? Nedir iyi olmayan? Uf, anlatırım. Bu oğlan İstanbul'a gidip sinema okuyacağım diye tutturursa ne yapacağız Murat? Ne demek ne yapacağız? Bu yeni bir şey değil ki. Yani bu adamın ideali. Ne yani? İzin mi vereceğiz? Yani bilemiyorum. Kararlarında özgür olmalı. Bu onun hayatı. Ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam. Sinemacılık falan iyi, hoş da. Daha düzgün bir yere bitirmeli. Elinde bir altın bileziği, daha geçerli bir mesleği olmalı. Anlaşıldı. Yine o eski Leman geri döndü değil mi? Herkes hakkında kararlar veriyor, öyle değil mi? Aşk olsun. Bu aynı şey değil ki. Bu onun hayatı. Yani kusura bakma ama bu saatten sonra bunu ona ben söyleyemem. Kaldı ki kabul edeceğini de hiç zannetmiyorum. Sen onu bana bırak. Ben bir şekilde düzgünce ona söyler, ikna ederim. Gece seni aradım. Sinemaya yalnız gelecektin değil mi? Efe'nin falan haberi yoktu. Artık ne önemi var? Nasıl olsa gördüklerine kızmadın mı? Yüzüme bak Deniz. Ne demek oluyor bütün bunlar? Yok bir şey Aslı. Şimdi konuşmak istemiyorum. Peki. Zaten ben de bu akşam hiç konuşacak durumda değilim.
Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Yani sonuna kadar seyredemesem de... ...güne kadar izlediğim en anlamlı filmdi. Belki durup dururken yanına gince söylediklerim bir anlamda... Ne yani, kızmadın mı? Nasıl kızabilirim? Yani öyle güzel bir şey yapmışsın ki... ...bu kadarını ben bile hayal edemezdim. Hem çok şaşırdım... ...hem çok etkilendim. Neden çekip gittin peki? Çünkü gitmem gerekti. Neden? Evet, Alaska Frigo Cips Cola. 10 dakika ara. Hadi. Ya siz yine şifreli yayına geçtiniz değil mi? Oğlum var ya, bak vallahi takacağım dekoderi ha. Ya çocuklar, ben size bir sır vereceğim ama aramızda kalacak. Söz mü? Tabii kuzum. Ne oldu? Ablamı bu akşam hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ne olmuş? Neyi varmış? Ya bu konuştuklarımız burada kalacak ama, tamam mı? Tamam kuzu, çatlatma adamı, söz dedik ya. Ablam. Ablam hamileymiş. Hem de bir turistten. Ne? Oha. Ağzına sağlık gönülcüm. En iyisini yaptın. Öyle iki dakikada kızı alıp gideceklerini zannettiler. Nasıl da bozuldular. Oh, çok iyi oldu. Sen öyle san. Hiç iyi olmadı. Ne yani? Kabul edecek değildin herhalde. Neden? Kabul edemez miydin? Ciddi olamazsın Gönül. Çok ciddiyim anne. Etseydim ne olacaktı? Metin Efendi, Metin Efendi diye sürekli memnuniyetsizliğini yüzüne vurduğun adamı sen kabul edecek miydin? Ya Metin de benim gönlüm olsa bile sen böyle düşünürken ne değişebilirdi? Gönül, ayıp olmuyor mu kızım? Ayıp öyle tek taraflı olmuyor anne. Ya bu akşam burada çok kötü şeyler oldu. İçime senin gibi huzurlu olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. İyi geceler. İyi geceler baba. Çok üzgünüm Metin. Ne cevap vermiş birader? Hemen turist mürist yazmış yine senaryoya. Hadi Deniz oğlanı biz bu gece zapt ettik. Bu yarın kesin gider Murat amcadan sorar hesabını ya. Oğlum Efe, şimdi ne olacak ya? Of. Of Aslı ya, ne olacak şimdi? Yani çocuğun aşkını itiraf ettiği gecede olanlara bak. Kendi derdine düştün. Doğru dürüst bir iki güzel söz söyleyemedin bile. Oysa o kadar tatlıydı ki. Adeta aşık oldum, Deniz geri geldi. Ah abla, ah. Aslında sana öyle kızgınım ki annemin hali gözümün önünden gitmiyor. Ya nasıl yaptın bunu bize ya? Ben şimdi Aslı'nın yüzüne nasıl bakarım? Tam aşkımı itiraf etmiş, belki de ondan da karşılık alacakken şimdi nasıl yan yana geliriz? Aslı bundan habersiz. Ablası karnında babamın çocuğunu taşırken nasıl? Yok Deniz, imkansız artık bu aşk. Kabul etme, imkansız. Deniz. Efe. Efe. Efe kalk. Ha? Ya uyuyakalmışız be deli, kalk.
Hastaneye gitmem lazım ya. Ablamı falan mı çıkaracağız? Dur, tamam ben de geleceğim. Ya tamam, gerek yok. Zaten annem hemen eve git, bir şey belli etme kimseye demişti. Uf. Deniz kalktım. Yok, yerinde yok. Ne?